Yavaş yavaş başlayalım. Ece Hocam merhaba, oğlum sizi çok özlemiş. Muş'tan sevgiler, buralar çok soğuk. Selamlar efendim. Ankara'dan selamlar. İstanbul bence iyi, güzelmiş. Teşekkür ederim Gözde Hocam. Hocam ders ne kadar sürer? 1 saat gibi sürer. 1 saat gibi sürecektir arkadaşlar. Herkese merhabalar. Hazırsak eğer başlıyorum. Bundan sonra haftalık dersler yapacağım, merak etmeyin. Önümüzdeki Mart TÜİK sınavına kadar, Nisan YDS sınavına kadar sürekli dersler yapacağım. Yayın kayda aldıktan sonra çok fazla müzik girmeyeyim. YouTube'a yükleyince telif atıyorlar. Kelime sınavına yetişeyim hocam. Tamam, merak etmeyin. 9'da bırakacağım sizi. Hiç merak etmeyin. Keşke daha uzun sürse. Hazır mıyız? Bugün aslında amacım close test sorusu çözmek değil de close test çözerken bir takım gramer tekrarları yapmak. Hem bağlaç, hem preposition, hem kelime, böyle hem çeviri. Karışık bir ne istiyorum? Bir gramer tekrar yapmak istiyorum. Close test bahane. İşin bahanesi aslında. Çıkmış close test'tir bunlar. Çıkmış sorulardır. Özellikle çıkmış soruları kullanıyorum ki çıkmış soruları aşinalığınız artsın. Her ne kadar özgün sorular çıkmış sorulara yakın olsa da çıkmış soru başkadır arkadaşlar. O yüzden size tavsiyem özellikle önceliğiniz hep bir çıkmış soru olsun. Çünkü çıkmış soruyu görmeden sınava girersen, çıkmış deneme çözmeden sınava girersen, sınava girdiğinde şoka giriyorsun. Aa, bu close test bu kadar işte uzun oluyor muydu? Aa, bu diyalog sorusu bu kadar uzun oluyor muydu? 4 satır çeviri sorusu mu olur diye bir şoka giriyorsun. O şoku yaşamamak adına özellikle YDS'ye girecek olanlar, 2013'ten itibaren olan çıkmışları tarasınlar. YÖKDİL'e girecek olanlar, Ankara Üniversitesi'nin yaptığı, daha önce yapılan 2019 10 Mart en son sınavdı onların yaptığı. ÖSYM'ye geçtikten sonra, yani 10 Mart sonrasında olan, 2019 10 Mart sonrasında olan sınavları çözsünler. YDT'ler son 10 yılı rahat bir şekilde çözebilirler, sorun değil. Ama dediğim gibi YDS ve YÖKDİL sınavları YDS için 2013'ten itibaren, YÖKDİL için de 2019'dan itibaren olan sınavları çözmenizi tavsiye ederim. Hatta çıkmış sorular özgün sorulardan daha kolay oluyor kesinlikle. Çünkü özgün soru yazarın görüşüdür. Yani yazar onu o şekilde düşünmüş, o şekilde yazmıştır. Ama ÖSYM'nin belli bir kalıbı olduğu için o kalıp dışına çok fazla çıkmıyor. Çıktığı soruda istisnai bir iki soru oluyor. Zaten her sınavda ilginç dediğimiz soru tarzları oluyor biliyorsunuz. Onlardır o da. En fazla bir iki soruda birazcık farklı bir bakış açısıyla çözülmesi gereken sorular oluyor. Geri kalan sorular kalıptır. Yani hep kalıp şeklinde gider. Cümle tamamlamada da, çeviride de, paragrafta da, paragraf atmada da, paragraf tamamlamada da hep kalıp şeklinde kalıp bir kafayla gittiği için tavsiyem sürekli çıkmış soruları taramanız. YDS 2015'ten itibaren mi? 2013'ten itibaren çözün hocam. Hocam Aralık YDS zor oluyor demiştiniz ya, Ocak için var mı? Aralık YDS zor oluyor dedik Gözde hocam ama Aralık YDS rahat geldi. Ondan önceki olan Ekim YDS gibi rahat geldi. Yani Kasım YDS gibi rahat geldi. Örgün olan, yani yazılı olan Ekim YDS en zoruydu en son yapılan sınavlarda. Geri kalan Ocak ve Aralık ve Kasım sınavları EYDS için rahattı. Şimdi böyle bakınca Ocak sınavı biraz ürkütüyor beni. Ama gene sürpriz olabilir, gene rahat olabilir. Siz çalışmalarınıza tam gaz devam edin. Hiçbir sınavdan korkmayın. Özellikle EYDS sınavından artık korkmuyoruz. Onu net bir şekilde söylüyorum. Çünkü örgün YDS, yani yazılı olan YDS, EYDS'den daha zor oldu. O yüzden artık EYDS'den korkmamanızı tavsiye ederim. Tamam? YKS dil için son 10 yılı tarıyoruz arkadaşlar. Hocam YÖKDİL fen için özel kaynak öneriniz var mı? Özel değil, o YÖKDİL ile ilgili böyle alansalla ilgili ders sonunda bir yorum yapacağım. Onu pür dikkat dinleyin muhakkak. Master dersi 20 Ocak'ta başlayacak. YDS Master 20 Ocak'ta, YÖKDİL Master 4 Ocak'ta başlıyor arkadaşlar. Normal YDS hazırlığıyla girebilir miyiz? Girebilirsiniz tabii ki. Biraz geç kaldım, içeriye girebilir miyim? Hangisi için hocam? Hangisi için? Tamam mıyız? Hazır mıyız? Hocam YDS için son 5 ayını yapalım. Onunla ilgili de yayın yaparız. Merak etmeyin. Şimdi close test gramer tekrar yapacağız. Sorularınız için yine bir canlı yayın ayarlarım. Sorularınızı aldığım, cevap verdiğim bir canlı yayın yaparız gene. Merak etmeyin. Anlaştık. Hocam YDS eğitimimiz yok. YDS eğitimimizi alsam olur mu? Olmaz mı eğitimimiz? YDS büyük çatısı bu işin arkadaşlar. YDS eğitimi alan YÖKDİL'i de yapar, YDT'yi de yapar. O yüzden YDS eğitimini alabilirsiniz YDS için. Sınıfa geç kaldım bu akşam, sadece esprikti anladım. Tamam, ciddiye aldım. Hazır mıyız?
Hazırsak eğer başlıyorum. Close testte biliyorsun ki sana 10 soru olarak hem YDS'de hem de YÖKDİL'de 10 soru olarak gelecek. 10 soru karışık gramer sorusu olacak. Bunların içerisinde neler var? Bağlaç var, prep bilgisi var, reduction bilgisi var, onun dışında kelime bilgisi var. Yani ilk YDS için ilk 26 sorunun 10 tanesini close test oluşturur. YÖKDİL için ilk 30 sorunun 10 tanesini de gene close test oluşturur. Close test dediğin bir paragraftır. Bu paragrafı alırım. Çok sevdiğim bir soru tarzıdır close test. Mis gibi buradan derim ki aa bundan güzel bir prep sorusu olur. Aa buradan güzel bir ne sorusu olur? Bağlaç sorusu olur diye diye. Paragrafın içerisinden çıkararak sana çeşitli gramer soruları soracağım. O yüzden sesim kesiliyor mu? Genel için mi böyle yoksa sesim kesilmiyor değil mi? Tamam. İnternet bağlantınızda bir sıkıntı olabilir. Ses kesintili geliyorsa. Tamam. Şimdi close test için en önemli hayati bilgi şudur. Bu bir paragraf arkadaşlar. Bu bir metin. Bu metinin bağlamında gitmeniz gerekiyor. Bir metin bağlamında devam etmeniz gerekiyor. Yani tense sorusunu çözüyorsan eğer, zaman sorusunu çözüyorsa, tense, passive, modal, karışık fark etmez. Bunun genel hakim olan tensine ya da o cümledeki anahtar kelime ne diye bakman gerekiyor. Ve cümlede eğer bir bağlaç sorusu soruyorsam bir önceki, bir sonraki cümleye odaklanman gerekiyor. Tamam bir bütün ama sorunun geldiği noktaya da ayrı bir dikkat gerektiriyor. Bazen okursun ve hiçbir şey anlamazsın. O zaman ne yapacaksın? O zaman cümle cümle değerlendireceksin sırayla. Burada mesela prep soruyor. O zaman ben buraya prep'i ne getirebilirim? Ne olabilir diye yorum yapacaksınız. Bazen bir close test çok rahat olurken diğer close test zorlayabiliyor. Bazen ikisi de rahat oluyor sınavlarda. Bazen ikisi de çok zor oluyor. O zaman ben neye dikkat edeceğim? Okuduğumu anlayamasam dahi teknik olarak nasıl çözmem gerektiğini bilmem gerekiyor. Bir girişiyor. Şimdi diyor ki köpekler. Köpeklerle ilgili bir metin demek ki. Köpekler are taught. Thinking pasif hali yapmış. Düşünülürler. To be pasif arkası her zaman fiilin tuğlu hali gelir. Yani infinitive gelir. Bu sana sonra kısaltma sorusu olarak da gelecek. Pasif arkası fiilin tuğlusu mu yoksa ing'lisi mi diye sorduğumda sana diyeceksin ki pasif arkası tuğlu kısaltma gelecek. Köpekler düşünülür to be, olduğu düşünülür. Easier to train, daha kolay eğitmek için daha kolay olduğu düşünülür. Kimlerden karşılaştırma yapıyorum? Kedilerden. Ama asıl mesele her zaman but'tan sonra gelir. Ama this may be, ama bu olabilir. Because, burada için çünkü mü, den dolayı mı diye çevirirsin. Çünkü diye çevirsen bir garip olur. Bu olabilir çünkü onlar evrim geçirdiler. Evolve to hunt, avlanmak için evrim geçirdiler. In packs, nerelerde? Sürülerde. Sürülerde avlanmak için evrim geçirdiğinden dolayı da olabilir diye de çevirebilirsin. Çünkü diye de çevirebilirsin. Tam çevirisinden dolayı daha hoş olur burada. Ama çünkü diye çevirsen de kimse sana niye bunu çünkü niye bunu den dolayı diye çevirdin kızmaz. Bir daha okuyorum burayı şuraya kadar. Köpekler düşünülürmüş daha kolay eğitil diye. Kimlerden? Kedilerden. Ama bu neyden dolayı olabilir? Çıkarım yapıyorum. Düşük ihtimal maybe modula ebilir diye çevirirsin. Bu olabilir. Çünkü they evolve to, evolve evrim geçirmek, değişmek demek. Evolve to hunt, avlanmak için evrim geçirdiler sürülerde. In, de, da diye çevirdiğim bir prepositiondır. Sürülerde avlanmak için evrim geçirdiğinden dolayı olabilir bu eğitimlerinin daha kolay olması. Compare with karşılaştırıldığında diğer köpekler ve köpeklerle ve be obedient. Şimdi obey ne demek? Kelimeyi bilmiyorsun. Bu ne demek? Allah Allah dedim. Ama obey ne demek? Kurallara uymak, itaat etmek demek. Kurallara uymak, fiil hali, itaat etmek demek. Bir lider. Şimdi köpekler diğerleriyle karşılaştırıldığında sürülerde avlanmak için evrildiğinden dolayı olabilir. Ve köpekler be obedient, itaatkardırlar, lider. Burada sana bir prep soruyorum. Şimdi preplere bakacak olursam. Lidere to yapısını gördün, into yapısını gördün ya da to word yapısını gördün. Dikkat et. Bunların hepsi EA yönelme diye çevrilir.
Hepsi EA diye çevrilir. Yani sen buraya to'yu koyduğunda bir lidere itaat etmeden dolayı da olabilir diye çeviriyorsun. Bir lidere olabilir mi? Olabilir. Başka bay, bayın arkasından eğer isim görürseniz bayı ne diye çevirin? Tarafından vasıtasıyla diye çeviriyoruz. Tarafından vasıtasıyla zaten pasif anahtarı için kullandığımız bir yapı oluyor. Tarafından vasıtasıyla anlamında true'ya eşittir. Bir lider vasıtasıyla itaat edebildiğinden dolayı olabilir der misin? Lider vasıtasıyla. Garip. With yapısını gelecek olursam with ile. With'in üç tane anlamı var. Prep olarak kullanıldığında. Normalde ile, between, bir şeyle, biriyle, birlikte, arkadaşım ile, with friends dersin. Onun dışında lily sahiplik anlamı katar. Sahiplik anlamına çok dikkat edin. Özellikle boşluktan önce bir insan görüyorsan, people diyorsa, kadınlar diyorsa, erkekler diyorsa eğer, ya da çocuklar, children diyorsa, ya da işte bir ülkeden bile bahsediyorsa işte bir country which diyebilir, which işte rich resource, işte zengin kaynaklı ülkeler bile olabilir. Genelde buraya which koyarız. Arkada da sahip olduğu şeyden bahsederiz. Mesela MS hastalığına sahip olan, kansere sahip olan, bir aileye sahip olan, sahiplik anlamı da katabilir which. Which'in bu anlamına dikkat. Onun dışında which'i cümle başında gördüğünüzde, bunların hepsini bir yere not alın. Bunlar hep karşınıza çıkacak. Cümle başında vite hep ile birlikte diye çevirin. Böyle çevirirsen daha rahat olur. İle diye de çevirebilirsin ama ile birlikte diye çevirmen daha faydalı olabilir. With the development of deyip devam eder. Bir şeyin gelişmesiyle birlikte. Bir şeyin gelişmesiyle. About yapısına gelecek olursam. About normalde hakkında demek. Bir şey hakkında tartışmak. Debate on. Asıl noktası o. On yapısı asıl kullanımı üzerinde demek ama onu ben about'la da eşitleyebilirim. On yapısını çok fazla hakkında olarak da karşınıza çıkıyor. Mesela tartışmak kelimesi debate on, over ya da about'la kullanılabilir. Bir şey üzerine tartışırsın. Bir şey hakkında tartışırsın çünkü. On eşittir about yapısına dikkat. Ama about'un arkasından sayısal bir değer gelirse eğer o zaman aynen about yapısının arkasından sayısal bir değer gördün. Sayısal dediğin ne olabilir? Yüz olabilir. Percent kelimesini gördün, yüzde ifadesini gördün. Bunları gördüğünde de ya da milattan önce 3000'ler dedi. Gene sayısal bir ifadeye girer. Burada ebat ne anlama geliyor? Yaklaşık anlamına geliyor. Yaklaşık 100 insan, yaklaşık milattan önce 3000'ler, yaklaşık %10. Ebat gibi yaklaşık anlamına gelen arkada bunlar geldiğinde nelerim var? Around yapım var. Preposition olarak konuşuyorum. Yaklaşık civarında anlamı katıyorsun. Ya da by. By'ın da arkasından eğer sayısal ifade gelirse yaklaşık diye kullanılır. Over'ı da yaklaşık diye kullanabilirsin. İkili yaklaşık ifadelerim var. Onlar ne? By around, by about, for around, for about. Bitişik olarak bunları da sana sorabiliyor. Yani burada about around'ı verip sana başında for'u ya da by'ı yaklaşık bitişik kullanımlarda, iki prepli kullanımlarda sordu mu? Sordu. O zaman arkasından sayısal ifade, percent ifadesi, milattan önce 3000'ler, 2000'ler gibi yapılar gördüğümde about'a gidebilirim, around'a gidebilirim, by'a gidebilirim, over'a gidebilirim. For about, by around yapılarına da gidebilirim. Yayınlanacak hocam. Başka? Over'ın da bir sürü kullanımı var. Approximate de. O da zarf kullanımı. Şimdi over'ın kullanımları çok fazla. Over'ın asıl kullanımı üzerinde demek. Ama temassız üzerindedir. On gibi temaslı üzerinde değil. Temassız üzerinde. Mecazi anlamına dikkat edin. İki türlü kullanabilir. Hem mekansal olarak kullanabilirim over'ı. Hem de zamanı nitelemek için kullanabilirim. Mekansal olarak kullanıldığında mekanlarda, ülkelerde, şehirlerde fark etmez. Over yapısını sen mekanın her yerinde diye kullanabilirsin. Over place. Arkaya place olarak her şey gelebilir. Over the world. Dünyanın her yerinde. İşte ne bileyim over the city, şehirde. Mekansal olarak inle aynı kullanım gibi düşünebilirsin. Zamansal olarak over'ın çevirisi boyuncadır. Over the last.
Mesela çok güzel yazıyorum bugün, bir saniye. Şunu bir sileyim. Şunu da bir sileyim. Şuradan alayım kalemi. Mesela over the last 10 years, son 20 yıl boyunca anlamına geldi bak burada da. Demek ki mekansal olarak kullanıldığında all over the world, mesela aklına buradan gelsin. Dünyanın her yerinde anlamında kullanılıyor. Her yerinde ya da dünyada diye de çevirebilirsin. Ama zamansal nitelediğinde, zamansal kullandığında da boyunca diye çevrilir. Onun dışında genellikle bir şeyin üzerinde hakimiyet kurma, bir şeyin üzerinde üstünlük, avantaj elde etme, bir şeyin üzerinde güç elde etme gibi yapılarda da kullanılabilir. Mecazi anlamda power over, control over, bir şeyin üzerinde avantaj over, hepsi olabilir. Bu şekilde de kullanabilir. Rule over ya da bir şeyin üzerine tartışma, debate over, discuss over, bunlar da olabilir. Şimdi bakıyorum. Bakalım. Geldim tekrar buraya. O zaman köpekler be obedient. Ne olurlar? İtaatkar olurlar. Lider. Lidere itaatkar olurlar. Güzel. EA yönelme yapıyorum. To, into, toward. Lider vasıtasıyla olmaz. Lider ile itaatkar olurlar. Olmaz. Lider hakkında lider üzerine itaatkar olur. Lidere itaatkar olurlar. Cevap o yüzden Adana. To'nun, dikkat edin, to yapısının, eğer ben arkasından isim ya da zaman fark etmez bir şey görürsem, bu to'yu EA yönelme diye çeviririm. Ama to'nun arkasından bir fiil görürsem ya mekmak için diye çeviririm, mekmak için, ya da ecek acak diye çeviririm. İki türlü çevirisi vardır. Arkadan fiil gelirse. Tamam. Bay olarak kullanamaz mıyız burada? Bay olarak kullanımı yok bayın. Hı. Bayın öyle bir kullanımı yok. Ezo olarak kullanımı olan. Tamam. O yüzden burada cevabımız ne oldu? To'umuzu yazdık. Buraya to'umuzu yerleştirdik. Bir lidere itaat etme. İtaatkar olurlar dedim. Sonra dedim ki onların hafızaları require fiiline lütfen dikkat edin. Gerektirmek fiilidir. Onların hafızaları yüklenecek. Gerektirir. Sürekli bir reinforcement. Şu kelime de önemli. Bak, bu kelimeler çok önemli. Demedi deme. Güçlendirme, reinforcement. Güçlendirme, sağlamlaştırma, değil mi? Sağlamlaştırma gerektirir. They quickly forget. Şurada şu cümleyi sabitledim. Birinci cümlem, ikinci cümlem. Büyük ihtimal bu ne sorusu? Bağlaç sorusu. Şimdi diyor ki onların hafızaları gerektirir sürekli, constant, sürekli istikrarlı demek, sürekli bir güçlendirme gerektirir. Onlar hızlı bir şekilde unuturlar. Şimdi buraya bağlaç olarak ne koyabilirim? Buraya bağlaç olarak bakacak olursak, so ve hence gözüme çarptı. Şimdi bunlar aynı kategori değil mi? Aynı kategori. Çünkü bu yüzden anlamına gelen neden sonuç bağlaçlarımın hepsini alt alta yazıyorum. Sen de bir kenara notunu al. Adın gibi bilmen lazım çünkü. So yapısı, hence yapısı, does yapısı, therefore yapısı ve thereby yapısı. Bunlar ne demek? Bu yüzden ya da böylece diye çevirdiğim neden sonuç bağlaçları. O zaman bunlar birbirini götürdüler. Başka. But yapısını görüyor gözüm şurada. But'lık, ama, fakat, ancak anlamına gelen zıtlık bağlaçları kategorisine bakalım. Ne onlar? However başı çeker. Ama, fakat, ancak. But başı çeker. Still var. Yet var. Nonetheless, nevertheless yapılarına da aman diyeyim, clause testlerde özellikle dikkat edelim. Nonetheless, nevertheless. Bunların hepsi ne demek? Ama, fakat, ancak demek. Cümle başına gelir miydi? Gelmezdi. Anlaştık? Cümle başına gelmez. Neden? Türkçe düşün. Bir bağlaç sorusu çözüyorsun ve boşluk başta. Sen bu yayına ben açtım dedim ki ama. Ya önce bir şey söyle, ondan sonra ama de. Cümlenin dam diye başına ama gelmez. Cümlenin en başına. Yani bir paragrafın ilk cümlesine ama diye başlayamazsın. Bir bağlaç sorusunun ilk başına
ama diye başlayamazsın. İstisnası var mı? İstisnası var. Her şeyin, her kuralın bir istisnası olduğu gibi. İstisnası nedir? However'dır. However yapısının arkasından eğer sıfat ya da zarf gelirse bu cümle başına, yepyeni bir paragrafın başına gelebilir. Neden? Çünkü çeviri ama değil. Çeviri ne oluyor? Her ne nokta nokta olursa olsun. Çeviri buna diyor. However expensive. However işte ne bileyim ne olsun? Cheap. However hard. Her ne kadar kolay, her ne kadar zor, her ne kadar ucuz, her ne kadar pahalı olursa olsun anlamına döndüğü için bu ne olabilir? Cümle başına gelebilir. Cümle başına gelir diyorum. Çünkü çeviri değişti. Çeviri ama olmuyor. Sonra ama fakatlarını da gördüm. Instead ne demek? Instead çok önemli bir bağlaç. Göz ardı ettiğiniz bir bağlaç genellikle ama cümle tamamlamada da gelmeye başladı. Bağlaç sorularında da gelmeye başladı. N'ın yerine ya da diğerine diye çevirdiğim bir yapı. Peki nasıl kullanılıyor? Kullanım alanını görelim. Genellikle cümlede biz bir şey yapmak zorundayız. Biz bir şey yapsak iyi olur. Biz bir şey etsek iyi olur gibi should'lu, ought'lu ya da işte have'lu yapılar görüyorsanız instead doğru cevap olabilir. Neden? Genellikle kullanım bu şekilde. Biz ders çalışsak iyi olur. Televizyon izlemek yerine. Televizyon izlemektense gibi. İşte biz yenilenebilir kaynak kullansak iyi olur. Fosil yakıttan kullanmaktan ziyade kullanmak yerine gibi böyle arkasından ne gelecek? Kötü bir şey yapmak yerine iyi bir şey yapmak karşılaştırma olarak gelecek, tamam? Onun dışında şöyle bir bakalım. Otherwise yapısı aksi takdirde. Şimdi aksi takdirde İşin içine koşul bağlacı giriyor. Koşul bağlaçlarından zaten bilmen gereken fix koşul bağlaçları. If, eğer koşul bağlaçları ve bunun muadilleri. Ne onlar? As long as yapısı, so long as yapısı. Eğer şıklarda as long as, so long as ya da provided that şartıyla koşuluyla gibi, unconditional that gibi şart koşul yapılarını görüyorsan bunlar birbirinin aynısıdır. Kullanım olarak aynısıdır. Şık daha if koymuş, ha provided that koymuş. Kullanım aynıdır. Eğer iyi bir şey yaparsam iyi bir şey olur. İyi bir şey yaptığım sürece iyi bir şey olur. İyi bir şey yaptığım koşuluyla iyi bir şey olur. Kötü bir şey yaparsan kötü bir şey olur gibi. Şık da görürsen birbirlerini eletebilirsin. Bu bir. İkinci koşullarda bilmem gereken unless koşulu. Unless eşittir if not. Eğer olmazsa. Unless'ın arkasında bulunan, burada bulunan cümle genellikle pozitif olur anlamsal olarak. Eğer bu pozitiflik olmazsa kötü bir şey olup deyip diğer tarafı negatif, anlamsal ya da gramersel olarak negatif verir. Genel kullanım bu şekildedir. Tabii bunun tam tersi de olabilir. Onun dışında eğer anlısı medikçe madıkça diye çevirmekte zorluk yaşıyorsan if not yap. Yani if not, if eğer if you study, eğer çok çalışırsan, work diyeyim hatta, eğer çok çalışırsan, genel bir artılık durum var bak. If you work hard, eğer çok çalışırsan, you can buy, alabilirsin. Alabilirsin, whatever, her ne istersen. Whatever you want, her ne istersen alabilirsin diyorum bak. If de çalışmak artı, alabilmek artı. At bunu if not'a. If not yani unless yap bunu. Eğer çalışmazsan alabilir misin? Alamazsın. If not ya da unless you work. Bunu nasıl çevireceksin? Eğer çalışmazsan you cannot buy. Alamazsın. Ne oldu? İkinci taraf eksi oldu. Aslında şu cümle artı durumda eğer çalışırsan gibi bir durum. You work hard. Sen çok çalışırsın. Ama başına bir unless koyduğun anda çalışmaz sana döndüğü için ikinci tarafındaki koşul negatif anlam ya da negatif çekim olması gerekiyor. Bu unless'ın kullanımına dikkat ediyoruz. Otherwise nasıl bir yapı? Otherwise'da Türkçe düşün.
aksi takdirde diyorsun. Ya da or else diye bir kullanım var. Aksi takdirde diyorsan işin içine ne giriyor? Aksi takdirde şöyle olacak. Aksi takdirde böyle olacak. Aksi takdirde kötü bir şey olacak. İçin içine bir tehdit, kötü şeyler giriyor. O yüzden otherwise'ın arka tarafı her zaman anlamsal ya da gramersel olarak negatiftir. Ders çalış, aksi takdirde kazanamayacaksın. İşte ne bileyim, çok çalış, aksi takdirde o arabayı alamayacaksın. İşte ne bileyim, bu dünyayı düzgün, bu dünyayı işte ne bileyim, ne yap, bu dünyayı kirletme. Aksi takdirde yaşayacak yer bulamayacaksın. Bak, aksi takdirdenin arkası hep eksi, negatif, olumsuz bir şey. O yüzden aksi takdirde ışıkta gördüğünde boşluğun arkasında kötü bir şey var mı diye bakacağız. Ne gitmişti? Su gitti. Hens gitti. Ya bat, ya instit, ya da otherwise aksi takdirde. Gidelim bakalım, buraya koyalım. Köpek, onların hafızaları, köpeklerin hafızaları gerektirir sürekli bir güçlendirme. Onlar hızlı bir şekilde unuturlar. Eksi. Ama onlar hızlı bir şekilde unuturlar olur mu? Olmaz. Onun yerine instinct they forget. Onun yerine onlar hızlı bir şekilde unuturlar olur mu? Instinct de olmaz. Cevabım ne oluyor o yüzden? Cevabımız aksi takdirde onlar unuturlar hızlı bir şekilde. Hafızaları güçlenmesi gerekir sürekli. Aksi takdirde unuturlar dedi. Anlamadığımız bir yer var mı buraya kadar? Çaktırmadan sohbetinizi kapattım. Dikkatiniz dağılmasın diye. Buraya kadar anlamadığımız bir şey var mı? Süper. Geldim nonsense yapısına. Devamında bakalım. Devamında da diyor ki ancak, daha demin gördüm bunun nonsense, nevertheless, but, still yet, however, ama fakat ancaktı. Bir zıtlık yapıyor demek ki burada. Bak, dikkat et, hafızaları sürekli bir güçlendirme gerektiriyor. Aksi takdirde hızlı bir şekilde unuturlar ancak. They are often, onlar sıklıkla. Şurada bir kelime sorusu geldi. Onlar sık sık bir şekilde ne yapılır? Basit bir şekilde verilerek. Pasif kısalt, pasif çekim yap diyor bak. Be verb 3 fiili, be verb 3 hali. Sıklıkla ne yapılırlar onlar? Basit bir şekilde vererek onlara the attention, ilgi göstererek, they need, ihtiyaç duydukları ilgiyi ne yaparak? Şimdi bakıyoruz. Cümle başına burada gelir. Ha, ona dikkat edin. Neslihan hocam iyi ki sordun. Ben bunu hep söylediğimde öğrencilerim genellikle şu hataya düşüyor. Hocam hani inanınız cümle başına gelmez, ya da bağlaç sorusu çözerken diyor ki a buraya cümle başına gelmez ama fakatı siliyor. Hayır, gelir. Öncesinde mis gibi bir sürü şey söylemiş. Bu şekilde cümle başı değil. Bu cümle başı değildir. Bu bir önceki cümleyle bir sonraki cümlenin bağlacıdır zaten. Cümle başı dediğim bu klostesin şurası. Ya da bir bağlaç sorusunun boşluk baştaki hali. Oraya gelmiyor. Anlaştık mı? Ancak onlar sık bir şekilde paragraf başı aynen. Kelimelere bakıyorum. Şimdi kelimelere bakmadan önce close test'te özellikle buna dikkat edin. Kelimelerin artılı eksiliklerine dikkat edin. Şimdi kelimelerin artılı eksiliklerine baktık olursam. Substitute. Substitute önemli bir kelime. Yerini almak demek. Yani temsil etmek demek. Bir şeyin yerini almak, ikamesi olmak demek. Substitute. Yerini almak. Ne olabilir ikamesi anlamında? Stand for, temsil etmek anlamında. Stand for'a eşit olabilir. Onun dışında yerini almak anlamında replace, yerini alır olabilir. Perplex kelimesi kafası karışmak demek. Eksi bir kelime mi? Eksi bir kelime. Kafası karışmak. Perplex. Reward, ödüllendirmek artı bir kelime. Ödüllendirmek. Şimdi conceal kelimesi. Hocam hiç görmedim. Nereye görmedim? Concealer. Concealer ne yapıyor? Gözaltı morluklarını kapatıyor, gizliyor. Concealer, gizlemek demek. Conceal, gizlemek. Eksi bir kelime mi? Aslında örtmek, gizlemek eksi bir kelime. Implement ne demek? Implement, uygulamak. Implement kelimesinin eş anlamları fulfill, sürekli karşına çıkacak. Onun dışında carry out, sürekli karşına çıkacak. Defalarca çıktı, daha da çıkacak. Uygulamak, yerine getirmek. Yerine getirmek. Neden pasif çevirdim? Bakalım.
Tekrar döndüm geldim bak. Şimdi iki tane olumsuz, bir tane nötr, bir tane nötr, bir tane de artı, ödüllendirmek gibi artı bir kelimem var. Şimdi ancak değer olsun onlar sıklıkla, onlar ne yapılır? Burada be verb'ü yapmışsın. Fiil mi bunlar? Fiil. Fiili verb'ü çekimlemiş. Bu bir sıfat mı yoksa are often verb'ü şeklinde bir pasif çekim mi? Be verb'ü çekim mi? Bu bir be verb'ü çekimi. Onlar ödüllendirilmek, onlar yerini aldırılmak, kafası karıştırılmak, onlar gizlenmek, onlar uygulanmak. Şimdi onlar köpekler uygulanır, saçma zaten. Köpekler sık sık basit bir şekilde vererek onlara by giving, by artı verb ayırınca her zaman erek, arak diye çevrilir. Özellikle bir preposition sorusu çözüyorsan boşluktan sonra verb ayırınca geliyorsa by'ın erek arak anlamına bir dikkat et. Vererek onlara the attention, ilgi göstererek they need, nasıl ilgi? Gizli bir that var şurada da. İsimden sonra eğer direkt özne geliyorsa, özne zamiri geliyorsa isimden sonra orada bir gizli that vardır arkadaşlar. İlgi, nasıl ilgi? They need, onların ihtiyaç duyduğu ilgi. Vererek onlara basit bir şekilde ne yapılır köpekler? Köpeklere ne yapılır? Onu soruyor sana. Köpeklerin yeri alınır. Köpeklerin kafası karıştırılır. Köpekler gizlenir, köpekler uygulanır. Köpekler ödüllendirilirler. Cevap o yüzden Ceyhan. On the contrary, cats, kedilerin aksine. Nasıl kediler? Evolve to, evrim geçiren. Avlanmak için, tek başına avlanmak için evrim geçiren kedilerin aksine ve are, kedilere gene aynı şekilde özlem kediler. Are much more nedir? The wish. Şimdi burada deceive kelimesinden aslında bir tık geliyor gibi aklımıza düşünebilirsin. Daha böyle hileli, daha böyle dolambaçlı anlamına gelen bir yapı sıfat olarak. Hileli, dolambaçlı, hilekar. Şimdi o zaman kediler hilekar, daha fazla much more, çok çok fazla hilekar olarak, hilekar olan, hileci olan, dolambaçlı olan ve tek başına avlanan kedilerin aksine. Kedilerin zıttılardır demiş. İnsan cases. Şuradaki ine dikkat etmenizi istiyorum. Neden? Çünkü inin bu yapısını sordu bize. Özellikle YÖKDİL'de yanlış hatırlamıyorsam. Clause testinin içerisindeki bu insan cases'ın inini sordu. Case durum vaka demek. İnsan cases bazı durumlarda, bazı vakalarda onlar. Kediler, köpekler. Köpekler train, eğitmek. Köpekler eğitir mi eğitilir mi? Her şeyden önce buradan bahsedelim. Pasif çekim olacak. Zaten sen kendini yorma. Ben hepsini pasif verdim der zaten. İkincisi, senin burada tense, pasif, modal karışık soru geldiği için hakim olan tensin ne şuraya kadar? Baştan present geldim, present devam ediyorum, present, present, present gidiyorum. O zaman sen burada pasta gidebilecek bir nedenin var mı? Yok. Olmadığı için past yapıları eliyorsun. Used yapısı kendinden pasttır. Eskiden eğitilirdi. Eskiden eğitilirdi. Past olduğu için Adana'yı eledim. Bütün modalların perfect çekimleri, buna dikkat edin. Modal artı have verb'ü şeklinde gördüğün bütün çekimler pasttır. Anlaştık mı? Bütün modal artı have verb'ü çekimleri pasttır. Bu bir. İkincisi, eğer ben bazı modelleri normalde perfect model çevirisi mışmıştır. Bazı modeller vardır ki onlar perfect çekimlendiğinde sonuç verir. Nedir bu modeller? Could modeli, should modeli, ought yapısı, should'un ikameleri yapsa iyi olur, etse iyi olur, had better yapısı. Bunlar eğer perfect çekimlenirse bir tane daha kaldı, need modeli. Bunlar perfect çekimlendiğinde sonuç veren modula dönüşür. O ne demek? Mesela could have gone. Gitmiş olabilirdi diye çevirmiyorum. Gidebilirdi ama gitmedi diye çeviriyorum. Should yapsa etse iyi olur tavsiye. Gitse iyi olurdu ama gitmedi diye çeviriyorum. Need gereklilik modulu. Gitmesine gerek vardı ama gitmedi diye çeviriyorum. Yani eylemin tam tersini belirtiyor. Olumsuzluk bir durum olmamasına rağmen eylemlerin hiçbirinin gerçekleşmediğini belirten sonuç veren modullardır. Onun dışında bu hafta içerisinde bu sonuç veren modullarla ilgili bir
Planım var Instagram'da özellikle. Bütün hepsinin çevirileriyle ilgili bir post atacağım. Takipte kalın. Onun dışında bütün perfect modullar neydi? Pastı. Paslık işim yok. Perfect modulsun. Gitti. Paslık işim yok. Perfect modulsun. Gitti. Nasıl çevirirsin? Eğitilse iyi olurdu ama eğitilmediler. Eğitilmiş olabilirler. Geçmiş. Ceyhan'da, Edirne'de geçmiş. Sadece tens yapısından, zaman yapısından pasları elersem elime bir Bursa, bir de Denizli kalıyor. Şimdi Closetest'e hakim olan modul yapısı genelde Can, Could ya da May, Might yapılarıdır. Buna dikkat edin. Şöyle bir Closetest'leri baştan sona bir tararsanız demek istediğimi anlarsınız. Genelde Can, Could, May, Might yapıları doğru cevap olur. Anlama bir de bakman lazım. Acaba zorundalık mı var yoksa yetenek anlamında ya da ihtimal anlamında mı? Şimdi ne demişti burada? Bazı vakalarda, bazı durumlarda onlar eğitilebilir, onlar eğitilmek zorunda. Zorundalık var mı? Zorundalık yok. O zaman ne gider? Denizli gider, cevabım Bursa olur. Eğitilebilirler ama don't have, sahip değillerdir. Köpeğin arzusuna tutlayız. Memnun etme için arzusuna sahip değillerdir. Bu they dediğim kim? Kediler. Şimdi şurada başka bir mesele var ki şuradaki soyut isimden sonra gelen to yapısı. Soyut isimlerden sonra, fiillerden sonra da fiilin to'lusu mu gelir, ing'lisi mi gelir? To'lusu gelir. Design to verb yapısı, tamam? Soyut isimler. Arzu, elle tutulur, gözle görülür bir şey midir? Değildir. Soyut bir isimdir. Ability, yetenek, elle tutulur, gözle görülür bir şey midir? Değildir. O yüzden ability, possibility, ihtimal elle tutulur mu? Hayır. Bunların arkasından ya da responsibility gelmişti en son YÖK dilde, hatırlayın. Responsibility ya da bunun gibi desire kelimelerinden, arzu, tutku, istek gibi kelimelerden sonra fiil kullanmak istiyorsan to'lusunu mu kullanırsın, ing'lisini mi, to'lusunu kullanırsın? Redaction sorusunda karşınıza aynı bu yapıyı çıkaracak tekrar. Devam edelim. Beşinciye bakalım. There is some evidence that. Bazı kanıtlar vardır şuna. Kediler hatırlarlar, spesifik olayları daha uzun köpeklerin hatırladığından. Buradaki fiil önceki cümlenin fiiliyle aynıdır. Do yapısı önceki cümlenin fiiliyle aynı şekilde çevirsin. Köpeklerin hatırladığından daha uzun hatırlarlar kediler. Ama geldi. Bakayım buraya ne gelecek? Bağlaç sorusu. Şimdi bağlaçlara geldim. Şıklara bakıyorum önce. Compare, kontrast yapısı gördüğün bütün bağlaçlar zıtlık bağlacıdır. Bu bir. In comparison with, karşılaştırıldığında. Başka despite, in spite of, notwithstanding. Bunlar neydi? Bunlar da rağmen anlamına gelen zıtlık bağlaçlarımdı. Rather than, instead of. Bunların kullanımları birbirine benzerdir. İkisinin de alternatif olması lazım. Instead of, in place of yerine demek. Bak daha çıktı. İki tane zıtlık, iki tane yerinelik var. Muhtemel cevap ne olabilir ki acaba? Instead of, in place of. Bunlar yerine demek. Sana ikili alternatif verecek. İşte su içmek yerine çeşme tercih ederim. İşte fosil yakıt yakmak yerine yenilenebilir enerji kullanmayı tercih ederim. Rather'dan ziyade demek. Bu da aynı şekilde sana ikili alternatif sunar. Sudan ziyade çay içmeyi tercih ederim. Fosil yakıttan ziyade yenilenebilir enerji kullanmayı tercih ederim gibi. Birbirine benzer yapı bunlar. İkili alternatif veriyor mu bana? Daha bakmadım bak. Benzer yapılar. Daha şıklara baktığında bile anlarsın ki muhtemelen instead of'la rather'dan doğru cevap değil. İki tane de zıtlık vermiş. Hangisini kullanacaksın? Muhtemelen o da değil. Büyük ihtimal cevap thanks to ama hadi gidip bir bakalım. Daha şıktan bak. Bakıyorum. Dedim ki bazı kanıtlar gösteriyor kediler hatırlarlar spesifik olayları. Köpeklerin hatırladığından daha uzun hatırlarlar ama onların excellent artı geliyor bak. Burada da hatırlamak da artı bir durum. Ama onların harika hafızaları for people and space, insanlar ve ne için?
alanlar için hem türlerde her iki türde de are able to her iki türde ne yapabilir? İnşa edebilir, be able to ebilmek yetenek, karışık mental haritalarını, neyin haritalarını, onların çevrelerinin haritalarını inşa edebilirler ve bulabilirler onların yollarını. Şimdi o zaman buraya bağlaç olarak karşılaştırma mı getiririm? Hayır, her ikisi de dedim. Karşılaştırmalık bir şey yok. E, zıtlık yok zaten ama deyip geçiş yapmışsın. Ama rağmenlik bir şey yok. Ne dersin buraya? Thanks to sayesinde dersin. Ne sayesinde? Şu cümleyi tutuyorsun bak. Şu cümleyle ilişkin var senin. Çünkü birincisi bu, ikincisi şurası. Onların harika, excellent artı, able to artı. E, paralel yapı var burada. Zıtlığa niye gideyim? Zıtlıkları gönderelim. Tercih yapısı yok. Instead of rather than'i göndereyim. Onların harika hafızaları, muhteşem hafızaları sayesinde. Thanks to ya da with the help of. İkisi de olabilir. İkamesi bunun with the help of. Harika hafızaları sayesinde her ikisi de yolu bulabilir. Her iki türde inşa edebilirler. Bir zihinsel harita, karışık bir zihinsel harita, çevrelerinin ve bulabilirler yollarını. Anlaştık mı? Yani bodoz ama okumuyorsun. Şıklara dikkat ediyorsun. Var mı sorunuz buraya kadar? Açtım sohbetinize. Yok, süper. Gelelim ikinci close testime. Bakıyorum. Şöyle bir close test gelmiş. Afrika ile ilgili bir metin. Bakalım. Şimdi Ekros güzel bir örnek. Ekros yapısı bir uçtan bir uca, boydan boya Afrika'da, Afrika'nın her yerinde mekanları kullanabileceğin bir preposition. Yani sen bir place gördüğünde, bir mekan gördüğünde. Hocam sonuç bildirenlere must dahil olmaz mı? Olmaz. Must have verb 3 %90 ihtimaldir. Must have'dan yapmış olmalı diye çeviriyorum. Tamam. Yapmış olmalı. Bu hafta içerisinde dediğim gibi Instagram'a bunlarla ilgili bir çalışma atacağım. Biliyorum modal çevirilerinde biraz sıkıntı yaşıyorsunuz. Modal çevirileriyle ilgili bir çalışma atacağım. Video çeviri anlatımı atacağım. Her türlü sonuca dahil edebilir miyiz? Edemeyiz. Sonuç sadece bir elin beş parmağını geçmez arkadaşlar. Could yapısı, should, should'un ikameleri, should, ought, the had, better. Bir de ne var? Need yapısı var. Beşi geçmeyecek, tamam. Onlar sadece sonuç verir. Geri kalan hep miçmiş. Şimdi gelelim. Across, place niteleyen prepositionlar, mekan niteleyen prepositionlar. Başı in çeker. İkinci olarak neyi kullanabilirim? Over'ı kullanabilirim dedim. Onun dışında dünyada, dünyanın her yerinde throughout yapısına dikkat edin. Throughout the body, geldi sağlıkta, vücudun her yerinde, vücutta diye. In gibi düşünün bunları. Across ne? Across da kullanabilirim. Dünyada, dünyanın her yerinde, ülkede, Afrika'da, şehirde. Bunları ne yapabilirim ben? Mekanlarla kullanabilirim. Tamam, in'i biliyorsun ama şu üçünü çok yakıştırmıyorsun mekana. Artık yakıştırman gerekiyor. Over da olur, throughout da olur, across da olur. Across'un zamansal bir nitelemesi var mı? Yok, sadece mekan niteler. Ama throughout ve over'ın zamansal bir nitelemesi var mı? Var. Over yapısıyla throughout yapısı boyunca anlamında neyi niteler? Zamanı niteler. Arkasından zaman görürsen bunları boyunca diye çeviriyorsun. Arkasından mekan görürsen orada, deyda diye çeviriyorsun ya da her yerinde diye çeviriyorsun. Şimdi Afrika'nın her yerinde. Uzmanlar tahmin ederler şunu. Neyi tahmin ettiklerini açıyor. Estimate, şu kelimeleri bir hatırlayalım. Estimate kelimesi eşittir demonstrate. Ay, demonstrate. Estimate eşittir anticipate. Tahmin etmek, foresee. Tahmin etmek, öngörmek, forecast. Tahmin etmek, öngörmek, predict. Tahmin etmek, öngörmek kelimelerim. Anticipate'e dikkat edin. Şimdi uzmanlar tahmin ederler şunu. More than, neyden daha fazla? %30. Neyin %30'u? Sıtmanın ve tüberküloz ilaçlarının %30'undan fazlası are fake, sahtedir. Bunu tahmin etmişler. So, bu yüzden. So, hence, therefore, thereby. O da olur.
Soho, Hans, Derford, Derby. Bu yüzden yaklaşık 700 bin insan ölür. Every year, her yıl ölür dediğim için, her yıl dediğim için Simple Prism çekimi de ölür. Taking alarak D-Dose, bu sahte ilaçları. Counterfeit de sahte demek. Şimdi bakayım buraya ne sordu bana? Daha okudum, şıklara bakmadım. Altıda bağlaç sorusu. Dikkat, bağlaç sorusuysa ben şuraya bir bağlaç yapacağım. 700'den fazla insan ölüyor her yıl. Almak bu ilaçları, bu sahte ilaçları eksi eksi değil mi? Şimdi alıyorum, sahte ilaçları almam eksi. Ölmem de eksi. Eksi eksiyi koydum. O zaman burada bir zıtlık bağlacı kullanabilir misin? Burada bir zıtlık bağlacı kullanamam. Paralel yapı bağlacı ya da neden sonuç bağlacı kullanacağım? Bakıyorum. Regardless of, irrespective of. Regardless of, irrespective of. Bakmaksızın, dikkate almaksızın bağlacı. Bakmaksızın, dikkate almaksızın. Zıtlık mı? Zıtlık. Regardless of, irrespective of'u zıtlık olarak bileceğiz. Eş kullanımları da no matter how yapısıdır. No matter how artı adjective yapısıdır. Her ne kadar ucuz olursa olsun, ucuz olmasına bakmaksızın ya da however how yapısıdır. Eş anlamı kullanılır. However adjective ya da adverb yapısıdır. Yani restatement sorularında eğer soru kalıbında İngilizce çevirde regardless of gibi bir yapı görürsen gözün aşağıda zıtlık bağlaçlarından no matter ya da however adjective yapılarının arasında. Regardless of zıtlık. Başka in spite of, bu da zıtlık. Daha demin gördük. Despite, notwithstanding, rağmen anlamına gelen. Şu notwithstanding'e biraz unutulmuş bir bağlaç. Unutulmuşları yavaş yavaş kullanmaya başlıyor. Dikkat edelim. Bu da rağmen zıtlık. Zıtlıklık bir şeyim yok. Adana'yla Edirne gider. Şimdi in place of eşittir. Paylaşılacak. In place of eşittir. Daha demin gördüm. Instead of. Yerine. Alternatif var mı ya? Yukarıda bu sahte ilaçları kullanmak yerine her yıl ölürler diyebilir misin? Diyemem. In terms of. Bu sahte ilaçları kullanma açısından her yıl ölürler mi? Yoksa bu sahte ilaçları kullanmanın sonucu olarak mı? As a result of, as a consequence of. Ne demek bu? Sonucu olarak, sonuç olarak. Şuna dikkat. Anlamı söyleyebilir misiniz? Her ne kadar, her nasıl? Sonucu olarak derdik. Açısından mı, sonucu olarak mı? Yukarı tekrar bakıyorum. As a consequence, as a result of. Baktım tekrar. Bu yüzden yaklaşık 700 insan ölür her yıl. Alma bu sahte ilaçları. Bu sahte ilaçları almanın sonucu olarak, alma açısından. Sonucunda, değil mi? Almanın sonucu olarak, aldığından dolayı da olabilir. Bir yere notumu açıyorum. Şıklarda eğer due to, owing to, because of, on account of, on the ground of. Bunlar ne demek? Den dolayı. Bu tür yapılar görürsem. Neden sonuç? Bunlar nedir? Bunlar çıkmış soru. Bunlar aslında as a result of'la aynıdır. Dikkat edin. Yani şıkta as a result of, as a consequence of. Bir yerde due to görüyorsan birbirlerini eletebilirsin. Ha aldığından dolayı demiş bu sahte ilaçları, ha almasının sonucu olarak demiş. Aynı değil mi? Aynı. Bunlar birbirine paraleldir. Aynıdır yani. Şıkta eğer ben burada due to görseydim as a result of'la elerdim. Maalesef ki Ceyhan'a giderdim gibi düşünüyorum. Tamam. Olur. Cevap o yüzden ne oldu? Denizli. Almanın sonucu olarak yaklaşık 700 bin, 70 bin mi? 700 bin kişi ölüyormuş bu sahte ilaçlarla. Sonra itize nedir? Şu kelimeye gene bir vurgu yapıyorum. Yarın da bu kelimenin üzerine yoğunlaşacağım. Tehdit etmek. Tehdit etmek kelimesi. Çıkmış sorularda bilmediğim bütün kelimeleri çalışman gerekiyor. Ben burada close test'te sordum. Yarın diğer sınavda kelime sorusunu soracağım. Paragrafın içerisinde gördüm. Kesin kelime sorusunu da gene sorarım. Kesin gene karşına çıkarırım. Tehdit etmek. Treat değil miydi?
treat, tehdit etmekti. Aynen. İlk üze bu bir tehdittir. That şuna. İsim olarak tehdit demek, fiil olarak tehdit etmek demek. Şuna tehdittir. Acilen. Şimdi yedinci soruya bakıyorum. Yedide. Defeat yenmek. Şimdi tehdit dedim, fiil geliyor. Fiilin past mıdır, present mıdır? End deyip devam etmişsin. It is a, it is diyorsun, present. İçeride end bağlacıyla paralellik bir yapı yapıyorsun. Gene it is diyorsun, present. O zaman buradaki fiil de present olmaz mı? Pastlık hiçbir şey var mı? Yok. Gidiyorum, pastları eliyorum. Past hangisinde var? Would past'tır, gidiyor. Was to past'tır, gidiyor. Would ne demek? Ejecti, acaktı ya da ardı, erdi diye çeviriyoruz. Would, ejecti, acaktı ya da ardı, erdi. Eski alışkanlık. Yapardı, ederdi, yapacaktı, edecekti. Şimdi paslık bir şey yok. Defeat, yenmek, üstesinden gelmek, üstesinden gelinecek diyebileceğim bir şey yok. Be to kalıbını nasıl çevirirsin? Be to önemli. Be to mesiması lazım. Mesiması lazım. Yapması lazım, etmesi lazım. Be to eşittir have to diyebilir. Kolay ezberlemek için. Zorundalık gibi düşün. Yenilmesi gerekli geçmişte. Geçmişlik bir şey var mı? Yenmek. Yenilmesi gerek, üstesinden gelinmesi gerekli geçmişte. Geçmişlik bir şey yok. Gene gitti. İhtimal mi? Can be yetenek mi yoksa zorundalık mı? Burada may ile can'in zaten ihtimal anlamı da eşittir. Be to must olmaz mı hocam? Be to'yu have to ile eşitleyin. Must to diye bir yapı yok çünkü. Aklınıza kolay çağrışım olsun diye. Have to zorundalık ya. Be to have to birbirine benzer yapılar olduğu için. Ezberlemede kolaylık olması açısından diyorum. Tamam. Şimdi buraya ne gelebilir? Tehdittir şuna. Acilen bir şey yenmek. Ve it is why, it is why an initiate, başlatmak, başlangıç. Gana temelli network, bir ağın is indispensable, vazgeçilmez oluşunun, başlamasının, vazgeçilmezliğinin nedenidir gibi bir kullanım. Peki buraya ne gelebilir? Yetenek mi yoksa zorundalık mı? Defeat, tehdit ediyorsa... İçin içinde bir tehdit var bak. Yukarıda tehdit demiştin. Ve acilen vurgusu var fiilde zarf olarak. Urgently, acilen. Acilense ben buna ihtimal diyemem. Yetenek mi, yenilebilir mi acilen? Yenilmek zorunda mı? Üstesinden gelinmek zorunda mı acilen? Üstesinden gelinmek zorunda acilen dersin. Acilen üstesinden yenilmek zorunda olan bir tehdittir. Ve dedin devam ettin. It is why, bu nedenle bir girişim. Gana temelli bağlantıdan bir bağlantı vasıtasıyla bir girişim is indispensable. Indispensable. Urgent'dan aynen has to'ya gittik. Have to'ya gittik. Zorundalığa gittik. Indispensable ne demek? Vazgeçilmez. Şimdi Afrika'nın milyonlarcasının sağlığı indispensable. Şurada bir sıfat kullandı. Sekizinci soru. Bir ne sorusu? Preposition sorusu. Şimdi indispensable. Toward neydi? To'ydu ya da into'ydu. E'a yönelme. Elzem. Aynen zorundalık anlamı katıyor. Acilen üstesinden yenilmek, acilen üstesinden gelinmek zorunda diyor. Şimdi 8. soruya bak bakalım. Burada bir prep kullanacağım. Toward e'a yönelme. Şimdi Afrika'nın milyonlarcasının sağlığına vazgeçilmezdir. Sağlığı için vazgeçilmezdir. Sağlığını dersen toward ile into'yu birbirinden götürürsün zaten. With sağlığı ile vazgeçilmezdir. Sağlığı upon eşittir on ama sadece ne anlamda? Üzerinde anlamında. Sağlığı üzerinde vazgeçilmezdir. Hangisi daha mantıklı? Sağlığı ile, sağlığı üzerinde, sağlığı için vazgeçilmez. Sağlığı için vazgeçilmezdir. Tamam. Cevap o yüzden bursa oldu çeviriden. Bir bilgi daha vereyim. Upon yapısını ya da on yapısını ben zaman bağlıcı gibi iken diye de kullanabilirim. Upon arriving home, eve vardığında, iken ya da dığında gibi de kullanılabilir. Arkadan fiilin verb ing'sini gördüğünde upon ya da onda, dığında diye de çevirebiliyorsunuz prep kullanımında. Cümle başında zaten o upon yapısı kesinlikle when while'dır. Tamam.
upon ya da on yapısını cümle başında boşluk cümle başında gördün. Cümle başında ya when ya da while'dır. Yani iken ya da dığında zamandır. Buna dikkat. Tamam. Sadece üzerinde değil yani. Sonra devam ettim. Ama don't mention it. Lafı bile olmaz. Bahsi bile geçmez. Eat to the Ghana Food Drug Board. Ghana'nın yiyecek ve ilaç konseyinde bahsi bile geçmez dedim. Acilen vazgeçilmezdi. Ama bahsi bile geçmiyor. Değer onlar şurada bir zarf soruyor. Not interested. Not interested. İlgili değiller. Zarf sorusunda biz neyi niteleriz? Sonu L'ye ile biten bütün kelimeler zarftır, adverb'dür. Ve zarf dediğin sonu L'ye ile biten bütün kelimeler neyi niteler? Ya fiili nitelerde ya sıfatı niteler. Boşluğun arkasında mesela bir sıfat gelseydi bu sıfatı niteleyecekti. Bazen komple bir cümleyi bile niteleyebilir. Bazen komple yanındaki bir zarfı bile niteleyebilir. Ama genelde fiili ve sıfatı niteler şekilde göreceksin. O zaman bu adamlar they are not. Nasıl bir şekilde not interest ilgili değiller? Be interest ilgili olmak nasıl bir şekilde ilgili değiller? Yukarıda zaten geldi ama lafı bile geçmiyorsa nasıl bir şekilde ilgili değiller? Bugün hesapta paylaştım bilerek bu kelimeyi. Bu kelimeyi ben sana sorduysam bir daha soracağım demektir. Uzun zamandır sormuyor normal YDS'de. Uzun zamandır sormuyor. Bu KPDS 2012 sınavı. YDS'nin bir önceki YDS tarzı sınavı. Bilerek yazdım bugün Instagram'a ki bilelim. Sorar. EYDS'de sorar. YÖKDİL'de sorar. Gene sorar. Çünkü yavaş yavaş eskilere yüzümü dönmeye başlıyorum. Plainly, apaçık. Açıkça. Net bir şekilde demek. Accidental ne demek? Kazara. Favor artı bir kelime. Delight artı bir kelime. Moderate ılımlı ılıman demek artı bir kelime. Şimdi favor artı delight memnun bir şekilde artı moderate ılımlı ılıman bir şekilde demek. Üç tane artının olduğu yerde muhtemel cevabın artılı bir zarf olmaz. Ya plainly ya da accidental. Bilmiyorsun plainly'yi. Ne diyeceksin? Kazara ilgili değildir olur mu? Openly aynı, aynı. Kazala ilgi, kazara. Bilmeden, kazara, accidental, unintentional, kasti olmadan. Olur mu? Olmaz. O zaman cevap ne olur? Adana, clearly, açık bir şekilde, apaçık bir şekilde ilgili değiller. They don't ya da didn't even, hatta, bak geliyor zaten burada neye vurgu yapman gerektiğini veriyor. They didn't even bother, merak bile etmezler to answer ya da hani utanmazlar bile cevap vermeye, merak bile etmezler cevap vermeye. Neden they are not involved in? Dahil olmadıklarına yeni anti counterfeit karşı sahte ilaçlara karşı olan kampanyaya neden dahil olmadıklarına bile cevap vermezler. Bundan utanmazlar bile demiş. Ona geldim. Bir bağlaç sorusu. Şöyle bir bakıyorum. Yine bağlaç. Şıklardaki önce bağlaçlara bakıyorum. Bu bağlaç sorusu neyi niteleyecek? Hangi iki cümleyi bir niteleyecek? Şurada birinci cümlem. Burada ikinci cümlem olacak. Bu ikisini niteleyecek, değil mi? Bir bakalım. As if, as though'muş gibi diye kullanılan bir bağlaçtır. As if, as though yapısını gördüğünde gözün öncesinde bir bazı fiiller arası. As if iki cümleyi bağlamıyor. Genellikle fiili niteliyor. Şimdi as if look, mış gibi görünmek. Appear, mış gibi görünmek. Başka, feel, mış gibi hissetmek. Başka, sound, kulağa mış gibi gelmek. Behave, mış gibi davranmak. Genellikle bu tür fiillerle gelir. Seem, mış gibi görünmek. Hiç oluş belirtmeyen fiillerle mış gibi düşünmek. Yanlışmış gibi düşünüyorsun. Bu şekilde kullanılır. Bunlar birazdan bitireceğim merak etmeyin. Bunlar varsa, bunlar yoksa ezif asla doğru cevap gelmez. When dığında zaman bağlıcım. When eşittir once. Dığında diye çevirdiğimiz bir iken diye çevirmeyin when'i. Dığında diye çeviriyoruz bir zaman bağlıcım. Even though, although, çok şükür geldin. Even though, although matches. Nerelerdeydin?
ve senin sponsorluğunda sınava giriyorduk. Ramen anlamına gelen zıtlık bağlaçları. So that sun diye bitişik yazıldığında sun diye çevrilir. So that'in içerisinde çekim olarak genelde can, could, will ya da would yapılarını görürsünüz ki EYDS'de de aynı mantıkla geldi gene. Because da için çünkü. Şimdi bakıyorum neden sonuç bağlayacağım. Because eşittir cümle ortasında çünkü cümle başında için diye çevrilir. İşte erken kalktığım için erken uyudum. Erken uyudum çünkü erken kalktım. Cümle ortasında çünkü cümle başında içindir. As'le eşit diyebilirim, since'le eşit diyebilirim, now that, given that, seeing that'lerle eşit diyebilirim. Bakalım neden sonuç mu, zıtlık mı, zaman mı? Arka tarafta herhangi bir can, could, will, would çekimi görüyor musun? Has committed adadı kendini diyor. Artı bir şey. Hani kenlik, kulpluk, villik, bulpluk bir şey yok. So that büyük ihtimal değil. Bakıyorum. Birinci cümlem. They didn't even bother. Eksiği koydum. Onlar merak bile etmezler cevap vermeyi, istemezler bile. Heveslenmezler bile neden dahil olmadıklarına. This network, bu bağlantı, bu ağ has committed adadı kendini üstesinden gelmeye, tackle, overcome, handle, the issue of the fake medicine, sahte ilaçlar meselesinin üstesinden gelmeye. Ne var burada? Artı bir durum var. Bir yerde merak bile etmiyorlar, bir yerde cevap bile vermiyorlar niye dahil olmadıklarına. Bu anti karşıt hareketlere, sahte ilaç karşıt hareketlere bir yerde kendini adıyor adam sahte ilaçlara karşı. Ne var burada artılık eksilik? Zıtlık var. Zıtlık varsa benim cevabım ne olur o zaman? Cevabım direkt because, so that bunlar neden sonuç paralel yapılar. When, the'ında bir zaman bağlıcıdır. Hani kendini adadığında umursamaz işte dahil bile olmaz der misin? Demezsin. Cevap direkt ne olur? Ceyhan rağmen olur. Neye rağmen? Bu bağlantı adamasına rağmen kendini üstesinden gelmeye sahte ilaç meselesinin güçlendirerek ya da bilgilendirerek tüketicileri to get involved in dahil olmaları için onaylanmış farmakolojik ürünleri kullanmadan önce. Cevap direkt zaten zıtlık geliyor. Birinci cümlem eksi, diğer cümlem artı olduğu için tek cevabı rağmen bağlıcı olur. Soru sorulan var mı? Favor, favor iyiliğine, lehine demek. Lehine diye çevir. Favor iyilik, lehdelik demek. Dokuzuncu, painli apacık. Accidental, kazara. Favor, lehine. Delightful, iyi bir şekilde, muhteşem bir şekilde diyebilirsin. Moderately, ılımlı bir şekilde. Yedinin cevabı da has to be fit. Tamam. Hocam ben Tıpkı Gökte kitabını ikiye çözdüm. Tekrar çözdüm mü hocam? Bir de YKS YÖKDES çıkmış sorular kitabı var mı piyasada? Var tabii ki. İkinci kere, üçüncü kere çözme hocam. Başka kaynaklardan kullan. Hocam ders sonunda YÖKDES fenle ilgili kaynak önerisine fikrini söyleyecektiniz. Söyleyeyim arkadaşlar. Bana sorarsanız alansal ayrım yapmayın. Hiçbir zaman yapmayın. Lütfen YÖKDES'e girecek olanlar ya ben sosyalden giriyorum, sosyal kelimelerini ezberleyeyim. Ya ben fenden giriyorum, fen kelimelerini ezberleyeyim. Ya ben sağlıktan giriyorum, sağlık kelimelerini ezberleyeyim gibi bir yanılgıya düşmeyin. Böyle bir yanılgı olmasın. Neden? Kelime sabittir. Kelime bir cümlenin fiili sabittir, sıfatı sabittir, bağlacı sabittir, zarfı sabittir. Değişken olan tek şey fiilin öznesidir. Ya da fiilde kullandığın nesne özel isimdir. Bu özel isimleri bilmek zorunda değilsiniz. Okuduğunuzu anlayabilmeniz için bilmeniz gereken tek şey cümlenin yüklemi, cümlenin sıfatı, cümlenin zarfı, cümlenin bağlıcı ve prep kullanımları. Bunlarla ancak okuduğunu anlayabilir. O cümlede artılık eksilik var mı diye mukayese edebilirsin. O yüzden alansal ayrım yapmanızı tavsiye etmiyorum. Özellikle karışık olarak çözebilirsiniz. YDS kaynaklarından faydalanabilirsiniz. Elinizde kaynak varsa eğer önce elinizdeki kaynakları bitirin. Ne kadar çok kaynak o kadar çok kafa karışıklığıdır. Her zaman kaynak az olur, öz olur. Ben kendi derslerimde dahil, grup derslerimde, özel derslerimde sabit bir kaynaktan devam ederim. İki kitapla bile sınav 80-90 kazanılır. Çünkü elinde mis gibi çıkmış soru kaynakları var. Çıkmış sorulara yüklenin, kaynak almayın.
Tavsiyem internetten indirin. YDS'nin bütün çıkmışlarını indirin, çözün. YÖKDİL'in bütün çıkmışlarını indirin, çözün. Ha, gramersel ayrımı yapmak istiyorsanız başlangıç seviyesindekiler Grammar Hunter kullanabilirler. Yeni piyasaya çıkmış olan Grammar Hunter başlangıç seviyesi için uygundur ama ilerleyen seviyelerde az yetersiz gelir. Oradan gramere ilk seviyeni halledebilirsin. Sonra karışık gramer soruları olabilir. Bu Dilko yayınlarının mor olan Dilkosu zordur. Onu alabilirsin. Onun dışında karışık gramer olarak akın dilin karışık gramerlerini alabilirsin. Moda dilini alabilirsin. Fark etmez. Karışık gramerin yüksek seviye olsun ama ikinci çözeceğin gramer kitabı. Onun dışında kendinize bir kelime kitabı edinin. Kelime kitabının yanı sıra bir de reading kitabı, okuma kitabı edinin. Reading kitapları temel seviye tarzında birazcık böyle temel seviyeden zora doğru giden şekilde olsun. İlk defa başlayacak olanlar ilk seferde Reading Overdose'u okuyamazlar. Reading Overdose ileri seviye Relative Close'u, Nonclose'u oturtturduktan sonra okuyacağınız bir kitaptır. Temel başlangıç seviyelerinden bana Telegram'dan yazabilirsiniz. Size kaynak atabilirim. Metinleri atabilirim. Temel başlangıç metinlerini. Onları çat pat çevirdikten sonra Relative Close, Nonclose konularını, Reduction konularını bitirdikten sonra elinizdeki kitaplardan Reading Overdose çıkmış sorulardan bütün paragraf sorularını çözebilirsiniz. Anlaştık mı? Bütün bu dediklerim YDS, YÖKDİL ve YDT için geçerlidir. Dediğim gibi YÖKDİL öğrencileri YDT sınavlarının çıkmış sorularını çözebilirler. YDT öğrencileri YÖKDİL'leri, YDS'leri çözebilir. Bir YDT öğrencisi YDS'nin eğitimine katılabilir. Sorun yok, farkı yok, arada hiçbir ayrım yok. Temel olan çatı YDS'dir. YDS odaklı çalışan her öğrenci YÖKDİL sınavında halleder, YDT sınavında halleder. Gramersel olarak bir ayrım yoktur, sorusal olarak bir ayrım yoktur YÖKDİL'de. Alansal bir ayrım olmasına rağmen kelimesel bir ayrım da yoktur. Bunu hocası olarak söylüyorum. O yüzden kafanızı ya bu sosyal kelimesi, bu sağlık kelimesi çalışmayayım diye ayırt etmeyin. Önüne bir fiil geliyorsa o fiil önemlidir. Bir sıfat görüyorsan o sıfat önemlidir. İsimler önemsizdir. Sıfat, fiil, zarfları sabit tutmanız gerekiyor arkadaşlar. Onun dışında Instagram'dan çalışmalara başladım ben. Bunlar Nisan YDS, Haziran YDT'ye kadar devam edecek. Önemli gördüğüm sınavlarda YDS, YÖKDİL, YDT fark etmez. Senkron gelen, karşılaşma ihtimalimizin olduğu, herkesin bildiği değil de aralarda derelerde kalıp da şıklarda elettirecek, öğrenci elettirecek olan kelime çalışmalarını, soru çözümlerini Instagram hesabından başladım yapmaya. Onları da takipte kalın. Instagram hesabımı bilmeyenler için Ece Hoca YDS yazmanız yeterlidir. Anlaştık? Çıkmış YDT. Anlaştıysak eğer hocam emeğinize sağlık, sizin de kulaklarınıza sağlık, sabrınıza sağlık. Haftaya bir sonraki soru çözüm dersinde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Sorularınız için Ece Hoca YDS hesabından bana sorular sorabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi hafta sonları. Bay bay.